Canlı yayın top bizde devam ediyor. TV 8.5 ekranlarında dev derbiye artık saatler kaldı ve biz de derbiyi masaya yatırmaya devam ediyoruz. İki tarafın son durumları, istatistikler ve hocalarımızın görüşleriyle top bizde devam ediyoruz. Hemen bir de kalecilerin rakamlarını ekrana getirelim. Kaleciler de elbette çok önemli bu tip derbilerde. Kırılma anlarında etkili oluyorlar. Bir kurtarışları maçın tamamını etki edebiliyor. Şu ana kadarki 5 maçta neler yaşamış Livakovic ve Muslera ekranlara geldi. Livakovic 5 maçta 2 gol yemiş. 4 önemli kurtarış yapmış. Kole kapatmış kalesini 13'te 11 kurtarış istatistiği var. Muslera'nın da yine 5 maçta 4 gol yediğini bir gole kapatma ve 16'da 12 kurtarış rakamını görüyoruz. Bu da tabii ki işin bir başka boyutu. Hakeme geleceğiz ama ondan önce Kadıköy'deki son 5 derbiyi de hemen hızlıca rejiden rica edeyim. Hocalarımı kesmeden devam etmek için bu rakamları ekrana getiriyorum ki onlar için de belki satır aralarından bize söyleyecekleri çok kıymetli çünkü. 24-12-2023'te Fenerbahçe 0, Galatasaray 0, 08-01-2023, Fenerbahçe 0, Galatasaray 3, 10-04-2022, Fenerbahçe 2, Galatasaray 0, 06-02-2021, Fenerbahçe 0, Galatasaray 1, 23-02-2022, Fenerbahçe 1, Galatasaray 3. Yani aslında Emre hocam son yıllarda Galatasaray'ın da o bir önceki döneme baktığımızda uzun süre Kadıköy'de evet. e, üstünü kuramama, maç kazanamama olayını biraz açtığını görüyoruz son evet, yıllarda yani ki son... bu son 2 yılda Okan Hoca ile. Ama işte olarak. orada ben hani benim hep baktığım, hep söylediğim şey sonunda şampiyon olabilmek aslında benim için çok önemli burada. Yani orada evet yendin, oldun ama onu da başardı geçen yıl mesela, bir yıl önceki yıl. Hem içeride hem dışarıda yendi. Ee, tabii ki bu maçlar çok önemli ama sonuç çok çok daha önemli. Yani sonunda şampiyon olmak. Yani o zaman bu derbilerin şeyi oluyor. O Hocam, tahta oluyor. Oraya geliyor yani. yani aklıma bunlar denilince tek maç geliyor. Ümit hocamın da tabii çok hafızasında içinde de olduğu için e, çok net bildiği. Mesela sondan iki hafta önce miydi? Neydi o meşhur maç? Denizli maçından önce. Galatasaray geldi. Değil mi? Gal şey, Ferah maçı Galatasaray 4-0. Apya ile başlamıştı galiba. Senin de orada bir asistin var. Maçta doğru hatırlıyorum. Değil mi? 4-0'lık maçta. Mesela o maç Fenerbahçe'nin tekrar lider olduğu ama sezon sonu Erik Geles'e Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir sezon. Evet. Yani sen de hep dersin ya mesela sonuçlar daha önemli. Mesela geçen seneki derbi oradaki maç hiç iyi olmadı. Ümit'le beraber de zaten onu değerlendirdik. Sıfır sıfırlık maç. Yani, hiç, yani iki tarafta husus. şey yaptı. Okan Hoca da sonuçta kontrollü oldu. İsmail Hoca da o zaman şey yapmadı. İnşallah yarın öyle bir derbi olmaz. Yani daha ben aksiyonu olan daha böyle coşkulu. E, baskılı bir maç bekliyorum. bu, yani geçen seneki bu olmaz. Ya yani maçta kesin gol olur bu sefer. Yani e, Çünkü hem oyun stillerine bakıyorum iki takımında. E, iki i̇ki takımda gol atabilecek şeyleri var. O oyunu tercih ediyor. Özellikle öndeki oyuncuların hepsinde e, hem kenar oyuncuları olsun hem öndeki santraforlar hepsinin golcülük ve asil özellikleri çok fazla. E, onun için bu maçta gol olmama şansı yok. Yani. Ben yarın e, kesin yine gollü bir maç bekliyorum. Ümit Hocam hep e, Mourinho'da da Okan Hoca'da da derbi performanslarını derbi öncesindeki normal lig devam ederken diğer maçlarda da dile getirirsin Hatta Mourinho'nun niye işte dünyanın en önemli 3-4 hocasından biri olduğunun da aslında şimdi rakamları gelecek Premier Lig'de, Serie A'da, La Liga'da çok önemli derbiler oynamış Bir hocadan bahsediyoruz, bir markadan bahsediyoruz e, Jose Mourinho'nun derbi karnesi ekranlara gelsin Kendi majör liglerde elde ettiği maçlar, galibiyetler mağlubiyetler. Premier Lig'de Ümit Hocam 43 galibiyet almış Jose Mourinho. 27 beraberlik 27'de mağlubiyet almış oynadığı maçlarda ki tabii oradaki terbi sayısıyla bizim sayı hep ne diyorsun o 6 takım sürekli maç yapıyorlar birbirleriyle. Serie A'da 4 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet almış. La Liga'da ise 8 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet almış. Baktığında Çünkü La Liga'da Real'le Barcelona zaten orayı domine ediyor. Tabi genel zaman dilimine baktığın zaman Serie A'da da işte Inter, Milan, Juventus genelde öyleydi ama Premier League'deki şeye baktığın zaman hani son Tottenham'la United çıkarsan oranlar daha da fazla yükselebilir ama orada alttan tane derbi var abi. Hepsi derbi yani. 2 haftada bir derbi. Chelsea ile de oynadı <laughs> şey, yani Chelsea ile de oynasa <laughs> Tottenham'ı çalışırken derbi. United'la da de oynasa derbi. City ile de oynasa derbi, ile de oynasa derbi. Liverpool'da da derbiler var, derbi. oynasa var. derbi yani. E, onun için orası çok başka. Başka. Tabii Okan Hoca da gelecek. Şu ekran. var ha. Tamam sen onu söyle Okan hocayı Hoca da bir getirelim sibir ekrana. Tamam. Şey derbi karnesi. Okan hocayı ikiye ayırdık Errol hocam. E, Aksar ve Başakşehir'de de evet. birçoklere karşı ne yaptığını da gösterdik. Bu şimdi ilk gelen sadece derbi. Son iki yıl Beşiktaş'a karşı üç galibiyet, bir mağlubiyet almış. Fenerbahçe'ye karşı 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Trabzonspor'a da 3 galibiyet, 1 beraberlik almış. Ama Başakşehir ve Akhisar'dayken ikinci sayfada gelsin. Okan Hoca Beşiktaş'a karşı 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alıyor. Fenerbahçe 2 galibiyet. 6 mağlubiyet. Galatasaray'a karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet. Trabzonspor'a da 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet. Ama tabii, tabii Akser ve Başakşehir farklı. Yani orada onu başarmak da çok kolay bir iş değil yani. Evet. O da çok önemli. Ama tabii bu derbi de şu var. Yani iki teknik adamdan hani geçen seneki bu son haftalarda oynanmıyor iki sezondur. Yani biraz daha stresi az bu maçın bence diğer derbilere göre. Ondan diyorum bol gollü olabilir. Teknik adamlar riskler alabilir. Ama benim düşüncem yani bu sezon ilk 8 hafta en az puan kaybeden takım şampiyon olur yani büyük sezonlarda evet bu sezon için ilk 8 haftada çünkü ondan sonraki şeye baktığım zaman yani Galatasaray ve Fenerbahçe kolay kolay kaybetmez yani şeylere bakıyorum tabi Beşiktaş da buraya bir şekilde o derbiler de önemli ama kolay kolay maç kaybetmezler çünkü o başlangıçlarda kaybettiğin puanlar senin dengeni bozuyor. Kolay kolay çünkü seri başladı ya. Yani mesela Okan Buruk 5'te 5 yaptı. Yine Fatih Hoca ile beraber tarihe geçti. yani bir rekorunda üstüne gidiyor. Yani bunu yaparsa 6-6 yapacak. Tam rekoru alacak. Tabii, yani bu da evet tamamen şey olacak. Onun için bence e, stresi stresin çok fazla olmayacağı. Oyuncuların biraz daha rahat olacağı. Yani Moriyo'nun da belki biraz bu şansına. Daha böyle baskılı, daha sezon sonu falan olsaydı o zaman daha farklı bir maç olabilirdi. Ama bu daha ligin 6. haftası. Burada belirleyici... oyunun biraz daha güzel olacağını düşünüyorum yani. Doğru söylüyor Rıza abi. Yani diğer maçlarda çok puan kaybı olmaz. Burada tek belirleyici takım Trabzon olur. Niye o Trabzon olur biliyor musun? Bak. Bir maçı eksik. Onda kazanacağını garantisi yok. işte Kayseri maç ortada. Evet. Son saniyede beraber. Liderler yani. arasında 11 puan var. İkinciler arasında bir maç eksik. 9 puan var. Beşiktaş'ı oraya koy. Onunla Beşiktaş'ta aynı maç sayıları var. 6 puan, puan, var. Yarın bir maç daha kaybedip bunlar aldığı zaman ama ne oldu? Trabzon'a gidip ilk takılan kim oldu? Beşiktaş puan bıraktı. Beşiktaş oldu. Beşiktaş puan bıraktı. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın tabii kendi aralarında oynayacakları maçlar önemli. Ama onlardan puan alabilecek tek takım Belki önümüzdeki senenin planını yap, yapma adına demek belki bugün için çok erken ama bence Trabzon şimdiden ona başlamalı. Ben sana söyleyeyim. Bu sene bitti mi diyorsun Trabzon için? Yüzde yüz. Hiç tartışmam bile ben sana söyleyeyim yani. İlk iki bir şampiyonluğu falan değilse ilk iki şansı hiç yok. Yani. Üç dört hafta daha e, belki şey yapabilir. İlk onlardan onlara o dirayeti gösterecek, direnci gösterecek tek takım Trabzon. Yani kendi arandaki maçları kazanmaları önemli ama Trabzon'dan da kayıpsız çıkanlar daha büyük avantaj yakalarlar. Tamam, Rabzon dengeyi bozuyor çünkü. Ama Gaziantep Şampiyon olduğu sene Hatay'a yenildi abi. Giresun'a da yenildi bir sene önce. Kayseri'yle beraber kaldı. Yani ya da işte Fenerbahçe içeride Alanya'ya puan kaybetti. Samsun'a puan kaybetti. Alanya da kaybetti kaldı. da Samsun'da. Böyle hani bir iki tane olur ama genel hatlarıyla dediği gibi Evren abi'nin belli şeyden sonra hep diyoruz ya bu işte. Glasgow Celtic, gibi olur yani. Onların öyle çok kolay. Beşiktaş'ta Trabzon ha? Diğer de, <laughs> de işte Aberdeen dedik. Hocam her seferinde bu örneği veriyor. Sen <laughs> de diğeri diye soruyorsun. Yok. Tarih ediyor. Yani hocam. Ama niye açıkça Yani Beşiktaş'a haberdin diyor Eren abi. Ben demiyorum sen Beşiktaş diyorsun. Beşiktaş'ın ne olduğunu yani en son Mayıs'ta görürüz de. He. Ama ben senin söylediğin ek olarak de. objektif bir gözle. Trabzon'a ek Beşiktaş, olarak Beşiktaş. Beşiktaş. koparsa Beşiktaş da Fener Galatasaray arasında o Ya ben Beşiktaş'ın bu kadar erken kopacağını düşünmüyorum. Evet ya ben de zannetmiyorum öyle bir şey ya olacağını. Ya kendi aralarındaki maçlar derken Galatasaray'la Fener'in değil. Galatasaray, Galatasaray Beşiktaş, Galatasaray, Fener. Bak bu kadar da objektifim. objektifim. Beşiktaş'ı da ekliyorum oraya. Yani. Galatasaray, Beşiktaş, Galatasaray, Fener, Fener, Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Fenerbahçe ya da Beşiktaş Galatasaray gibi kendi aradaki derbi sonuçlarının dışında en etkileyici yani onların onlardan puan alacak onları zarar e, zarara uğratacak takımın Trabzon olduğunu Doğru. söylemiyor. Yoksa Beşiktaş Doğru. E, ben sana söyleyeyim Beşiktaş da e, Galatasaray Fener Trabzon'un dışında yani bu bir takım var mı? Mesela Başakşehir. çok kolay puan kaybetmez yani. Mesela Başakşehir, evet. Eyüp falan onlar bir sürpriz yaratabilir. Bak bu ligi anlatayım mı sana? Lütfen hocam. Üç bana büyük, büyük, bu ligi Bu ligi anlatsana bize Ümit. Hocam bize bu ne ligi şey, Allah aşkına bir anlat hocam. Bir öğrenelim. Bir ya, neydi, 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 <laughs> bir, bir video, Bana neyi anlat baba diyor ya neydi süper bana baba. Bir alana, bana hocam. bir Lütfen masal anlat. Bana bir masal anlat. gece gece. Bu sene hani Trabzon'un şampiyon olduğunda 3 büyük takım şeyden çıkmıştı ya. Evet. Potadan sonra çıkmıştı. 20 puan girdiyken hani Pereira'dan sonra İsmail Kartal geldiyse son haftalara kadar falan devam etti ama genelde baktığın zaman 3 büyük takım çok erken şeyden düşmüştü. Doğru. bu sene de 3'ü arasında geçer. Geçen sene Beşiktaş'ta Trabzon 4'ü. 2 senedir Galatasaray Fener arasında geçiyordu. Bu sene 3'ü arasında 1, geçer. 1-2-3 belli diyorsun. Kim olacak? Bakacağız Sonrası ben sana söyleyeyim Başakşehir, Trabzon, Eyüp. Bir üç de böyle Diğerleri komple, ben sana söyleyeyim mi, ortada bir 7-8-9-10 kendisini kurtaranlar olur, rahat bir sezon geçirir. Onunla alt taraf sezon sonuna kadar çekişirler. Bir de maçlarda, şu Avrupa dönüşleri de belirli olacak maçlardan sonra. O, o maçlar da çok şey, onu tehlikeli. Artı, çok bence en az sakat veren ve olur. en iyi rotasyonu yapan takım olur. yani orada durumu belirleyecek. Abi, ona yani en yakın, şimdi... Rotasyonu en iyi olan takım. Galatasaray'ın bir kadro derinliği var. İşte, beş yaşta bu yok. Zaten o zaten belirli yok. Dedek sıkıntısı var. Kulübe sıkıntısı var. Fenerbahçe ve Galatasaray. Yani Beş yaşın hani yapacağı elin... ya şu devreye kadar 5-6 puan geride giderse... Devrede 3 tane adam alacak. Başka türlü yok. Sonuna kadar kovalayamaz. Kesin. Böyle bir takviye şart. Peki. Geçelim. İnşallah yarın bu saatlerde... Artık bugün oldu. Cumartesi bu saatlerde konuşmak istemediğimiz... Eren Hocam'ın da özellikle söylediği gibi 2-3 yayındır hakem inşallah konuşmuyor oluruz diyoruz ama Konuşuruz. maalesef bir şekilde bir tarafından konuşuyor olacağımızı da biliyoruz. Atilla Karaoğlan yönetecek açıklandığı andan itibaren e, tabii farklı farklı yorumlar var en bariz açıklama Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe Kulübünden bu tip bir yöneticisel anlamda ya da kulüp adına bir açıklama yok Atilla Karoğlan'la ilgili ama Dursun Başkan'ın açıklaması oldu biliyorsunuz. Akemi o açıklama evet, açıklaması oldu Dursun Özbey'in. Başarılar dilemiştir. De Hayır, hiç müspet değil. Grafik gelsin ekrana. Geçen sene bir hakem konusunda çok ciddi ifadeler kullanmıştım Atilla Karoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra çıktım. Nasıl Galatasaray'ı doğradığını anlattım. Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek ki hiçbir şey değişmedi. Yönetimler değişti. Başka hiçbir şey değişmedi. Kazanırsa konuşmayacak ama. Hakem mi kalmadı? Geçen sene ben bu hakem hakkında bir sürü şey konuştum. Başka hakem bulamadınız mı Sayın MHK? Çok nadir hakemler hakkında konuşma yapıyorum. Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum. İnadın o hakemi atadınız. Onun için tekrar sesleniyorum. Eğer bu tayinler bu hususlar dikkate alınmazsa her geçen gün daha da zorlaşan lig müsabakaları bundan sonra daha da zorlaşacaktır. Bu atamalara dikkat edilmesi gerekir dedi. Ee, bu arada Atilla Karaoğlan'ın da e, sezonun açılışında Süper Kupa'da Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 0-0 yendiği maçın hakemi oldu. Bu bir yazılı açıklamamı e, mikrofonlara konuştu. Hayır. İşte abi. Yani şimdiden ben diyorum ki yarın Fenerbahçe aleyhine faiz bir hata olursa bu lig bitmez derken algı diyorlar. İşte aynı kafa. Al, aynısını Dursun Özbek yapıyor. Ama geçen sene yaşanmış böyle bir olay ve evet, Sayın Başkan anda. da söylemiş. Abi ikisi bu, bu demiş. Trabzon maçından sonra söyledi. <laughs> Yaptı evet sezon başı oldu. Ben de diyorum ki tabii ki hani burada sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Ama böyle bu hakemlerden doğru performans bekleyemezsin yani. yani ben Evren bir kızdırmak için söyledim. Ama bu adamlar ciddi ciddi bu manipülasyonu, bu algıyı yapıyorlar. Sonra da özür diliyorlar. Bütün takımlar yapıyor. Kimse şu kimseyi beğenmiyor. Her sene aynı muhabbetler ya. Vallahi ben bu de nasıl sıkıldım. bir şey yani. yani. Her takım aynı şeyi yapıyor. Yani bununla ilgili böyle konuşuyorlar. Kim yönetecekti mesela? Yani bu şey yani taraftara şirin gözükmek ama bu bir, hani bir tepkimi gösterdim olayı. O bu, bir değişmesi lazım. Artık baymaya başladı. Yani ben artık böyle bütün yönetişleri yarın bugün Fenerbahçe yapacaktır. Trabzon'da beşte oluyor. Yaptı zaten. Benziyor Trabzon'da benziyor Trabzon'da beşte yaptı. Şimdi kulağını çınlatacağım. Yılmaz Hoca diyor milli takıma niye yerli antrenör yok? Niye yerli antrenör yok? Yerli antrenör geliyor sonra böyle yapıyor. Ben niye değilim diyor. Her <laughs> sene <Şeydi>, istiyordu. <laughs> e ne oldu? Okan Buruk demiyor mu? Yerli hakem, yerli hakem. Biz yerli hakemlerden memnunuz. Şimdi diyor ki niye Atilla Karaoğlan? Atilla Karaoğlan Ugandalı mı? Nereli? Okan Buruk demedi öyle bir şey de. Nasıl? Ne? Atilla Karaoğlan demedi ben bildiğim. Hayır hayır. Yoksunuz yerli hakem zaten hocam. ben tamam yerli hakem. Atil, ben de diyorum ki Okan Buruk hocası yerli hakem, yerli hakem. Biz yerli hakemlerden memnunuz diyor. Başkanı da diyor ki bu hakemi niye atadılar? Ben de diyorum ki senin hocan yerli hakemlerden memnunsa bu Atilla Kara olan Uganda'lı mı diyorum? Nereli? Hani bu ne periz bu Ama ne lanet geçen sene de şey yaptı. Bu gere şey yani o yapmaması gereken şeyler yapıyor bunu. Yani biz de bunu yorumluyoruz. Ama geçen sene de yabancı hakem e Şimdi Fenerbahçe Atilla Karaoğlan'ı geldi, vermeselerdi bu sefer çıkacak e, diyecek ki Fenerbahçe tarafı. İstemedi Dursun Özbek. Onlar da hatırlatacaklar geçmişi doğru mu? İstemediği için mi vermediniz diyecekler. Yani bu kayıkçı kavgası bitmiyor Türkiye'de. Ya şimdi Fenerbahçe yani hakem hata yapsa Fenerbahçe aleyhine bu sefer... Bu dediği çıkacak yani. zaten. Bir taraftan bir tarafı memnun ya, demiyorsun. edemiyorsun. En az işlerde yani. yani. yani dedim mi? Ya, net söylüyorum yani ben hani Evren abi kızdırmak için söyledim diyorum. ama bir şey söyleyeceğim. Ya bari maç bitsin onu sonra konuşacaksın. Artık bu işin iyice cılıkı çıktı abi. Yani şimdiden ben demiştim'e getirecek kaybederse. Şimdiden bahanesi hazır. Ben de diyorum ki bakın hakemlerle ilgili konuşan yöneticilere kim olursa olsun ağır ceza verin abi yaptırım uygulayın. Algının kralı var. Ümit Üzat algı yapıyor diyordunuz ya Okan Buruk'la alakalı. Al algının kralını yapıyor Dursun Özbek. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilere hakem konuşma yasağını getirecek abi. Getirdi mi? Çat diye koyun bakın 5 milyon lirayı para tatlıdır. Can kadar tatlı değil de tatlıdır. Bir ceza verin bakın 5 milyon bir daha konuşabiliyorlar. Da. Kim konuşacak Ümit hocam peki hakemleri o zaman? Hakemler dokunulmaz mı olacak Türkiye'de? Hayır abi. Için? Futbolcular konuşsun yorumlasın. Yani, Spor direktör teknik adam. Teknik adam Yönetimle başkanlara yasak olsun. Abi ya. abi yani resmen ya bu kötü bir dil yani. İyi bir dil değil bu. Ya bu ne demek biliyor musun? Yarın Galatasaray dünyanın en kötü oyununu da oynasa. iki tane de kendi kalesine gol atsa. Maç Atilla Kara olan kaybettirdi demek yani. Hele de maç öncesinde böyle bir dile gerek yok ki ya. Bu işler böyle değildi abi. Nasıl bu hale geldi? Geçen sene mesela kazandığı maçtan sonra bunu yaptı. Hatırlıyorsun tamam. o zaman konuşmuştuk onu. O zaman da ne yaptı? Tedbir aldı, tamam mı? Ben ya? mesela hakem hatasından Kendim puan diye. almayı istemem benim takım. İstemem abi. İstemiyorum abi hep yani. sağlıyor, hep sağlıyor. İstemiyorum yani. Hep hakem sağlıyor. hatasından puan alındığı zaman istemiyorum onu. Çünkü o zaman sonra ben işin ne dedim sonra işin rast gitmiyor, anladın Geçen mı? Gün ne Sonu iyi olmuyor o iş. Geçen gün ne dedim hatırlarsan? Türkiye'de üç büyük takım kadar hakem hatasından faydalanan başka takım yok. Diğer 16 takım ne yapsın dedim. Daha ne diyeyim abi? Dedin canım evet yani. Evet. Ama doğru, siz yani doğru. bu bu nasıl bir dil yani? Böyle bunun sonu getiremesin ki Bülent. Gelir mi yani? O zaman tamam. Aldık Atilla Karaoğlu'nu. Adaya veda etti. Fenerbahçe'de çıktı dedi ki ben de dedi isimle takılmayın. Ben de Mehmet Türkmen istemiyorum. Ya da işte Halil Umut Umutmeler'i istemiyorum. Hadi o da adaya veda etti. Beşiktaş'ta çıktı dedi ki ben de Ali Şansalan'ı istemiyorum. O da adaya veda etti. Kim diyecek? Dediler zaten. <laughs> Başakşehir'e çıkıp diyecek ki ben de Suat boyu istemiyorum. Hadi o da güle güle. Hayırdır abi yani size göre hakem mi bulacağız yani? Olmaz ki ama bunlar da insan yani. Ya bu konuyu kökünden çözün. Hakemlerin futbolu bilmediğini bilin ve bunları eğitin. Ya bu bataklığı komple Kurutun. Ya da üstünü temizlemeyin. Her sene bu devam ediyor abi. Bir de bu moda oldu. Düdük astırma, düdük astırma. Yani bu nedir abi? Bunların da bir evi kapısı var. Bunların da çoluğu çocuğu var. Ha gerçekten bu işin altında, dibinde. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Ben bunu geçmişte Nihat Özdemir'e söyledim. Dinlemedi beni. Söyledim. Birini suçlamıyorum. Ama gelsinler ben çok güzel hakemleri anlatırım. Siz 3 milyon euro alan, 2 milyon euro alan, 1 milyon euro alan bir oyuncunun maçını bir ya da totalinde 200 milyon euro, euroluk iki takımın maçını bin dolara bir hakeme yönettiremezsiniz. Kaç para almalılar? Azlaştı biraz daha ama. Sizin Almanya'da zamanınıza abi. göre çok iyi rakamlar. Almanya'da hakemler çok mu alıyor İngiltere'de, İtalya'da? Tabii İlindir. sabit maaşlar var ya. Fransa'da benim bildiğim 7 bin euro sabit maaşları var. Maç harici. Maça da Maçlarda haric, hariç. Avrupa evet. maçları o hariç evet. bu hariç. Siz ne demek istediğimi iyi anladınız. Ve bu adamların üzerine devamlı korku, devamlı baskı, devamlı mobbing uyguladığınız zaman bu adamların el ayağına girer. Birbirine girer ya. Ya bugün işte bak hep denk geldiği için söylüyoruz. City maçında bir penaltı vermedi. Yine aynısı oldu. Evren abi diyor ki evet. penaltı evet penaltı. Ya bir oyuncu itiraz etmedi. Bir yani Huzit'in lehine lehne, kazanması lehne. gereken penaltıydı, vermedi hakem. Kaldı ki aleyhine de olabilir. önemli değil. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ne bir oyuncudan, iki takım kulübeden, ne bir antrenör, antrenörden, ne bir taraftardan. Bugün mesela Hul'ün attığı Penaltı golünde. Tak yan hakemle göz göze geldi. Tak verdi. Abi 10 dakika oraya gidiyorsunuz. Oo, şey tamamladığı topu diyorsun. Ikinci. Bizim orada bir laf var. çarşısı gibi ya ben 10 dakikada karar alamıyoruz. Ama hakemleri böyle güvensiz hale kim getirdi? İşte bu futbol iklimi getirdi. Yöneticiler getirdi. Şimdi kaç tane geçen seneden hakem yok? Biliyor musunuz? Bilmiyorum hiç. Sürekli değişiyor hocam. Hiç. Bir ayke geliyor, 5 6 gidiyor. Yeni 4 5 geliyor. Öteki geliyor. bir 5 6 gidiyor. Federasyon o kadar 5 çok değişti ki MHK. Evet yani. Onlar da ona göre kendi adamlarını getiriyorlar. Devamlılık yok ki. Yok. Yani geçen federasyon da ne bıraktı onu da bilmiyoruz. Maddi manevi ne bıraktı evet. bilmiyoruz. Yani siz o federasyonu bir görseniz var ya. O işe girmek isteyenler, altyapılara girmek evet. isteyenler, hocalık yapmak isteyenler kimler 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 o yani adamların bin tane derdi var ki zaten hangi biriyle uğraşacak? Kolay değil yani. Ama sizin yardımcı olmanız lazım. Vallahi hocam önce çok doğru konuya parmak basın. Önce hakem işleriyle uğraşsınlar. Kim girecek işe kim çıkacak uğraşacaklarını Tabii ki o da sonraki işleridir. Bir sürü telefon geliyordur. Büyük başın büyük derdi olur. Mesela hele bizim ülkemizde. Ama şu hakem işini gerçekten bir istikrarı oturtup. Mesela genç hakemler geliyor. Genç hakemler bir süre sonra kayboluyor. Şimdi bu yarınki maçı Atilla Karo olan ben. başka biri söyleseydi yine aynı şey olacaktı. 10 yıldır söylüyorum. Yıldırım Demirören o zaman çıktığım televizyon kanalına geldi. O Cengiz Ülfikaroğlu yanında birileri var. Geldiler. Dedim ki bak Sayın Başkan dedim. O zaman daha işte var mar teniste Şahin Gözü var. Futbolda niye yok? Biz konuşuyoruz da şimdi bakıyorum bir iki tane başkan diyor ki biz söyledik diyorlar. Hep diyorum, Türkiye'de bu yorum programları aynı saatte olsa %90'ı kekeme olur ha. O onu dinliyor, iki kelime konuşuyor, o onu dinliyor, ilk kelime konuşuyor, o onu dinliyor, iki kelime konuşuyor, otorite oluyorlar. Ben sana söyleyeyim. Vallahi billahi, <laughs> aynı Türkiye'de <saat> <laughs> spor programları aynı saatte olsun %95'i kekeme olur. Alıyor oradan buradan çok senden çok kopya çekiyor benden. Tabii, He? Çok kopya mı çekiyor tabii canım, <laughs> hani önceden Copy öğrendiler fast. böyle... Ee, avuçların evet. içine koyardı i̇şte Kızlar böyle eteklerin altlarına Böyle kopyaları iğnelerlerdi Anlatabildim mi? Şimdi burada aleni hırsızlık var ya Orayı dinliyor iki kelime evet. Burayı dinliyor iki kelime Orayı dinliyor iki kelime Aa, Baba çıkıyor televizyona Oh ahkam kesiyor Bir de anlatıyor ki Zannedersin ki Camp'te no 32 tane maça çıkmış Barneboğa'da 60 tane maça çıkmış <laughs> Baba öyle bir anlatıyor ki oh, oh ne güzel Ya çok basit kardeşim Gidin bal ligine Orada 25 yaşına gelmiş. Artık profesyonel olmayacağı belli olan. Ya balı da bırak. Üçüncülüğe git ya. 20, 30 yaşında adam bul. Hiç önemli değil. Hakemli 47 yaşında bitiyor. Bir daha bunun Süper Lig'e gitme imkanı olmayan dünya kadar çocuk var orada. Deyin. Gelin kardeşim. Alın Riva gibi bir yer var. Cennet ya. Cennet, cennet. Alın bunları. Hızlandırılmış dil eğitimi verin. Hızlandırılmış hakem eğitimi verin. Abi senin bakkalından da manavından da müsteşarından da kasabından da hepsinden daha iyi hakemlik yapar abi. Ya yani futboldan gelenler, hakemlikten gelenler kadar hakemlikten anlar. Ama kitaptan bu hakemliği öğrenenler futboldan gelenler kadar futboldan anlamaz. Ama siz armut piş ağzıma düş hazıra konuyorsunuz. Eğitim abi eğitim. 30 yaşında orada adam bulsanız 25'te bulsanız 21 yıl ülke futboluna hizmet edecek en azından futbolu futbol gibi bilen. Yani üzülmesin kırılmasın diye hatayı hatayla kapatan hakemler değil. Çata çata oynatan en azından adam der ki ne diyorsun lan ben de futboldan geldim sene kadar ben de biliyorum der. Abi siz o babadan oğla geçiyor padişahlık gibi hakemlik ya ben böyle bir şey görmedim ya. Değişen bir şey oldu mu yıllardır konuşuyoruz. Yok. Yok. Yarın hakemle ben ilgili. Ben kaç çok... programa çıktım, kaç defa bunları anlattın mesela? Bizi ciddiye almıyorlar hocam. Öyle <laughs> yani sen ona göre biraz daha orada otorite yerleri daha Olay çok. Olay değişmiyor <laughs> bu işlerde. Evren hocam, yarın en çok ne konuşulacak sence hakemle ilgili? Ben söyleyeyim mi fikrimi? Kart standardı. O ne sarı kart gördü, bu ne sarı kart gördü ya da hakem bu işlerin etkisinde kalıp baştan. Daha 10. dakika e olmadan işte çat 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 iki çer sarı kart. göstermedim. yarın şey, şey, en çok konuşulacak konulardan biri odur. Kar standartı yani İnşallah konuşmayız da kesin konuşacağız yani bir şey bir hata evet. yapacaktır abi. Oyuncu Kaybeden nasıl yapıyor? Hata yapacak ama nasıl hocam? Kaybeden konuşacak. Ha, konuşacak. O kadar... evet, doğru söylüyor. Ya yani onun da kaçışı yok. Şimdi Trabzon beşer maçında <laughs> iki taraf da mutsuz. Çok da çok da. Ya bir şey Trabzon E şimdi iki beraberlikle Abdullah Hoca gitti. Şenol Hoca da iki maç beraber kaldı. Kenan Hoca'nın açıklamasına onu, Takım kendi kendine oynasa dört puan alır diyor. Yani hoca olmasa. Puan almadık diyor iki ikiye son saniyede gelen. Kendi kendine oynasa dört puan alırdı diyor. E yani? Sana ne gerek var o zaman Hoca? Ya bana da gerek yoktu aslında. Kayseri biraz bitirici olsun. Fatih Tekke'nin verilmiş sadakası varmış diye. Evet dedim. Gitme kardeşim dedim. Zamanı değil dedim. Bazen şer bildiğin hayır hayır bildiğin şerdir. Bak Allah Fatih zamansız gitme konusunda Fatih Tekke bugünkü Trabzonspor'a gitseydi bir daha ikinci gelişi ne zaman olacaktı biliyor musun? Rıza Çalınbay bir geldi gitti yanlış zamanda 18 yıl sonra geldi ya onda da yine gitti 18 haftada Fatih de aynısı olacaktı. Kendi kurduğu kadroya git daha yaşın genç kendini daha çok geliştir. Gelecek Allah'ın emri Fatih Tekke Trabzonspor hocası olacak. Sabırla bekle doğru zamanda git takımına konsantre ol şu anda. Ama kadrosu iyi Trabzon'un <laughs> ya. Yok toplama takımı abi Evren abi. abi bence olacak. çok iyi tek, tek çok çok oyuncular var da zamana ihtiyaç var bence. Bek, Trabzon'dan oyuncağını yani. çık ben sana söylüyorum Trabzon'un %50'si gider. o, o yani Eren'i falan çok anlatıyorlar da ben öyle çok üst düzey bir solbek olduğuna falan da inanmıyorum yani. Ama milli maçta falan Eren milli maçta iyiydi. Beşiktaş evet. maçında yani da fena anladım. oynamadı. Hmm? Beşiktaş maçı da fena değildi. Yani şu anda eldeki en iyi oyunculardan biri zaten. E, Atilla Karaoğlan'ın bir de derbi performansına bakalım. İlk derbisi değil tabii ki. Ekranlara gelsin. Atilla Karaoğlan maçın hakemi. Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi olacak. Derbi performansı. Evet. 23 Ocak 2022'de Galatasaray Trabzonspor. Galatasaray'ın 1-2 yenildiği maçta. Maçın hakemi. 14 03 2022'de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın hakemi. 10 2022de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta yine maçın hakemi. 19 Ağustos 2023'te Galatasaray'ın Trabzonspor'u evinde 2-0 yendiği maçın hakemi. 9-12-2023 Beşiktaş'ın kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-1 yenildiği maçın hakemi. Ve son olarak bu sezonun başında açılış maçında Süper Kupa maçında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı Olimpiyat Stadında 5-0 yendiği Maçın hakemi. Dursun Özbek Süper Kupa maçından önce konuştun mu Atilla Kararlı olanla ilgili? Hayır. Hatırlamıyorum. Var mı arkadaşlar? Bilmiyorum. Doğru bir topik. Ümit Hoca'ya yani e teşekkür ediyoruz. Ben Öyle bir işte... konuşma yok. Bunun yok. Hakemin böyle bir istatistiği olmaz yani. O Tabii maç, bu maç hepsi yani. farklı yani. Ama bu tesadüf de olabilir. Tamam Galatasaray maçlarında belki şeyi yok. Ama yani o günkü maçı hatırlamıyoruz. Yani Çok neler üzücü. oldu. Geçen sene 40 maç oynadı Galatasaray. 5-0'lık maçta da bir şey olmadı ki. Olmadı. 38 maç oynadı Galatasaray geçen sene. Tabii 19 maç. Evet. 38 maçın kaçınık kaçını Atilla Karaoğlan yönetti? Geçen sene. Evet. Ligde onu, onu bilmiyorum. Ya da son iki senenin şampiyonu Galatasaray ya. Galatasaray'ın 2 senedeki 76 maçının kaçını Atilla Karaoğlan yönetti? Bulur musunuz bunu? Yetişirse bu program yetişmezse maç önüne bize iyi bir ev ödevi oldu. Galatasaray'ın son iki sezon ki son iki yılın şampiyonu Galatasaray. Son iki yılda Atilla Karaoğlan Galatasaray maçlarının hangisini? yönetti. Kaç tane Galatasaray maçı yönetti ve sonuçları ne oldu? Bu akşama biraz zor olabilir hemen. İnadına haftaya bir daha veririm Atilla Karaoğlu'nu Galatasaray maçına. Böyle açıklama yapana bir daha mı vereceksin? Bir daha veririm. Hani Fener yapıyor. Fener maçına da ver. Beşiktaş yapıyor. Beşiktaş maçına da veririm. Abi milletin keyfine göre yazık bu adamlarda da çolu çocuğu var ya. Ya hakemler her türlü etkileniyorlar. doğru söylüyorsun. Yani burada yöneticilerin bu işte konuşmaması lazım. Yani biz de medyada konuşacaksın ama konuşuyoruz. Böyle bizim artık şeyimiz bu. Yani format bu. Ha bak Şimdi var yani bu. E, 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 e abi. Adam yani ne diyeceksin? Şimdi bir takım çalıştırıyorum. Onu sana anlatmıştım. Top rakipten çıktı. Bizden çıktı özür dilerim. Taçı bize verdi hakem. Hüseyin Göçek. Dedim hocam. Bizden çıktı. Taçı dedim rakip atacak. Tebrik mi seni? Böyle olur. Teşekkür ederim dedi. Allah'ın işi işte. Beş dakika sonra top rakipten çıktı. Taşı da onlara ver. Dedim hocam taş bizim bizden çıktı. Onlardan çıktı dedim. Yanıma geldi. Bir daha konuşsan atarım dedi. Ulan <laughs> beş dakika önce teşekkür ediyordun. Ya, vücut dilleri bazılarının çok kötü hocam. Takım ayırt etmeden söylüyorum. Bu anlattığın <laughs> olay bunun tescilli örneği görmüyor musunuz bazı maçlarda hangi takım olursa olsun evren hocam vücut dil hakemin çok önemli azarlar gibi konuşan var iten neler var neler yaptılar canım. Yani doğru hepsi yani. orada abi ya. yarın ben da. derbide şunu bekliyorum yani inşallah bir kişi atılmaz. Çünkü bir kişi atıldım Beşiktaş Trabzon maçını gördüm oyun şeyi gidiyor kesin ben sana söylüyorum ben şey şey dairip gidiyor gideyim, kesin atıldım, i̇kincisi, atıldım. atıldı bile yarın kırmızı kart havada karada üçüncü sı e, oyunun temposu oyuncuların da niyeti önemli burada çok oyun durduğu zaman bitiyor iş. devamlı faal, devamlı çal. herkes yerde o zaman o kalite de bitiyor. Yani topun akışı, oyunda kalışı, ben derbi bilmiyor. de izleyemiyorsun. Türkiye'de futbolu basket gibi oynayacaksın. Taça çıktığı zaman saniyeyi durdur. Ben sana söyleyeyim. Uuu, maç bitmez. 3,5 saatte falan biter. maç bitmez Türkiye'de. Bitmez. Biz i̇şte de o zaman fark... Zaten 25-30 dakika oyunda kalıyor. o zaman sistemi ya. komple değiştirelim biz. Bütün Avrupa'dan çıkıp kendimize göre bir şey ayarlayalım. <laughs> Platini demiş ya <laughs> e, ilgiyi artırmak istiyorsan... Geldi ona... cevap hemen <laughs> hızlı. Evet hemen canlı yayında aktarayım. Söyle. Geçen iki sezonda Atilla Kara olan toplam 6 Galatasaray maçı yönetmiş. Allah bilir 6'sını da kazanmıştır. Galatasaray'ın mağlubiyeti yok. 6'da 6 galibiyet. Ya, böyle ya Dursun Başkan Allah'ını seversen ya. Ya adam iki senede altı maçınızı yönetmiş. Bence ters manyel yapıyorsun. 7 de yedi mi hocam? Bak. <laughs> evet hocam 7 yapmış. Süperlik takımı. Payı saymıyoruz. Evet. 6'da 6 yapmışsınız adamla. Şimdi çıkıp diyeceksiniz ki Kardeşim altı altı yaptığımız adamı istemiyoruz mu diyeceksiniz? Kimi istiyor? Ters manyel yapıyorsunuz abi belli işte. Ya o altı altı yapmasın daha ne yapacağım dursun başkan. Ya Galatasaray ama zaten kilde altı defa yenilmedi ki yani. Tamam da bu hakemle ilgili... Gire... Yani hepsini kazanıyor zaten yani. Tamam da bu hakemle altı bir altı yapmışsın abi. 17'de 17 yapmış, 18'de 18. Yani zaten devamlı kazanan bir takım. Tamam niye şikayet ediyor abi hakemden o zaman? Trabzon maçından dolayı. Ya abi şimdi direkt bu maçtan önce yaptığı için yani. Peki mantıklı geliyor mu sana? Diğer başkanlar da yaptı abi, hepsi yapıyor. Tamam da bak, diğer başkanladı mı bak, bana hayır, anlatma hayır. yani. Şimdi diğer başkan bir şey yıllardır abi, görüyoruz. Böyle bir örnek yok. Ya, bak diğer abi, başkanların neler neler biz bugün programa çıkarsak ben hep neler çıkarırız tamam. beraber. Diğer başkanların altta altı yapıp da kazandığı bir hakemi istemediğinin örneği olamaz ya. Vardır, vardır kesin. Mümkün adı yok. Arada Oo. kesin bir beraberlik bir mağlubiyet vardır yani. Bu kadar aleni olamaz bak. Vardır. İki senede bir hakemle altı altı yapıyorsun ve o hakemi istemiyorsun. Hocam kulüp taraflarında biraz şöyle oluyor bu işler. Evren Hoca'ya katılıyorum. Altıda altı. Yüzde yüz güzel yerden yakaladım. Ne olacak? altta yedi mi olacak yani? Hayır başka bir şey söyleyeceğim. Trabzon maçı mı var bir tane mesela? Çıktı mı Atilla Karoğlu'nun açıklandı mı? Kulüpte bir hareketlenme oluyor. Herkes başkanın yanına gidiyor. İşte, Aman diyor sayın başkan diyor bu Trabzon maçı diyor. Kimse altıda altıyı söylemiyor diyor ki bizim bu Trabzon maçı çok sıkıntılı diyor. Kadıköy diyor. 6. hafta diyor. Fenerbahçe diyor. Atilla Kara olan uuu diyor. Bana verin diyor topikleri diyor. Ben diyor bir buna diyor açıklama yapayım. Kulübe bu biraz böyle altı gidiyor. Kulübe sesleniyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sesleniyorum. Bakın Atilla Karaoğlan'la altı 6 yapan bir Galatasaray var. Yarın Atilla Karaoğlan Fenerbahçe aleyhine fahiş bir hata yaparsa bu ligi bitmez ben size söyleyeyim. Belki de ters manyel yapılıyor. 6 altı, altı yaptığı bir hakeme itiraz eden bir kulüp daha dünya üzerinde yok ya. Hazır mısınız? Var, var. Bir bilgi daha bir geldi. Var. Son dakika. Evet. <laughs> Aynı Atilla Karaoğlan son iki sezon baz alınarak Galatasaray'da olduğu gibi 6 tane de Fenerbahçe maçı yönetmiş. Fenerbahçe de altı da altı yapmış. tam Fenerbahçe İkisi itiraz de. etmemiş ki. Hayır hayır örnek veriyorum yani altı da altı Fenerbahçe... 6'da 6 Galatasaray. Atilla Karaoğlan'ın son 2 yıl Süper Lig özeti. Ama ona bakarak mı veriyorlar? Yok. Onlara bakıyorlar mı yani? Ya ben onlara bile, bir sene bile sene kazandırdık mi? yani sen, mutlu Hocam etmiş. vallahi sen, buna ama bile sen, bakmış olabilirler. Sen özellikle almadın şey. değil mi? Bir ara... Tudor olarak ha. aldım işte. Yok acaba hani orada konuşuluyor. Bu hakem şeyler nasıl oluyor? Nasıl seçiyorlar bu hakemleri? Şu yapay zekaydı bu sene. <laughs> Onda da mı yapay zeka var? <laughs> yok Abi, bu sene yapay <laughs> zeka yok galiba. yok bu sene yok. Yok be ben bilmiyorum nasıl yani o nasıl oluyor onu bilmiyorum. Onu öğrenelim aslında. Ya ben şey yani. hiç bu dünya yok bu sene ya. normal atıyorlar artık canım zaten belli kim var. Gidin Premier Lig'e, Bundesliga'ya, La Liga'ya, Lig 1'e, Serie A'ya. Bir tane kulüp başkanı, bir tane yönetici çıksın bir hakemle ilgili bunu konuşsun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani Nereki ya. maç öncesi? Vay ki vay. Alacağı cezayı düşünemiyorum yani. Ya alıyor bizimkiler ceza ne oluyor ki? Hiçbir şey para cezası. Konuşuyorlar konuşuyorlar. Yıllardır caydırıcı değil. Sayın Hacı Osmanoğlu yasak kaldırdı yasak. diye biliyorum Yöneticiler hak mahrumiyet cezası. Onlar da kalktı yani. doğru. Onlar Zaten kattı. bir defa bu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun verdiği en kötü vaat. Ama yok uyguluyor. Yok hak mahrumiyet. Tamam yani verdiği en kötü vaat. Yani ne demek ya kulüp başkanlarına açıklamalarından dolayı ceza gelmeyecek. Çok ben de çektim bu işlerden dedi. Ya herkesi kendi gibi zannediyor da ondan çekiyor yani. <laughs> yani yani işte herkes hakemi alıp da odaya tıkmaz ki. Bu bir gerçek kardeşim. Yani ne demek ya? Zaten abicim zaten yöneticiler çok konuştuğu için futbol kötü gidiyor. Anlamıyor musunuz bunu ya? Yönetici uzak duracak biraz bu işin içinde ya. Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ülkede hani ne var mesela düşün. Cumhurbaşkanlığı var. Başbakanlık kalktı. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı mevki şeyden basıyor. Sonra kulüp başkanı oluyor. En az o kadar tanınırsın ya. Federasyon başkanı da. Bir de federasyon başkanı. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar bilinmez ya ben Almanya'da oynadım. Hasbel kadar oynadım. Yani ne Emre'ler kadar ne Arda'lar kadar kimse kadar oynamadım. Kendi oynadım. Kaptanlık yaptım. Şampiyonluk yaşadım Haspel kadar. Sonra kalp bizim vermedi. Olmadı. Ha ben yemin ediyorum size ben kendi kulübümle Bayer Münih'in yani o, o zaman Hönes'ti. Dışında bile bir kulüp başkanı gördüm. Ne bir futbol federasyonu başkanının toplantısını gördüm. Ne bir başkana mikrofon tutulduğunu gördüm. Ne bir basın açıklaması duydum. Meake başkanı gördün mü? Ne bir MHK başkanı gördüm. Ben gör, hiç, hiç görmedim abi. Sen şey dedin ya geçen hep söylersin. Çıkışta yöneticiye mikrofon uzatmasılar. Bak, bak yemin ediyorum onu, <laughs> bak, onu yarın nasipse yönetici gelecek böyle koridordan gelecek. Alt taraf uygun değil onun için yapamıyorum şu anda. Çıkacak böyle bakacak. Bülent'te mikrofon yok. Bu tarafa dönecek. Onda <laughs> mikrofon yok. Buraya bakacak karşıya Sezgi'ne. Onda elleri cebinde. Dü dönecek arkaya. Yanlış yerden mi çıktım diye bakacak. Ben <laughs> sana kimse söyleyeyim seni bana. Diyeyim. En son böyle yapacak. Arkadaşlar, soru yok mu? Bak <laughs> kamerada yok. Soru da yok. Mikrofon da yok. yok. Abi, bu nedir ya? Mobese kamerasına bile konuşuyorsunuz abi ya. Onu <laughs> nasıl diyorsunuz ki çok konuşuyor diyorsunuz ya. Bırakın abi. Sen konuş hocam. Senin konuşman Yöneticinin görevi belli ya. Sen kulübünün İhtiyaçlarını karşılıyor abi. Ama bir algı var. İşte o konuşmuyor, yönetim konuşmuyor. Kulübün haklarını... Abi ne hakkı, ne hukuku ya? Böyle bakıyorsun olaya ya. Sanki e, devlet meselesiymiş gibi. Yani değil abi ya. Herkes... Ya bak, Werder Bremen de benim dönemimde Klaas Allofslar'dı. A takımdan sorumluydu. Kulüp başkanı altyapı sorumlusuydu. Kulüp başkanı Olmaz. ama altyapı ona bağlıydı mesela. Klaas Arlofs alt A takımdan sorumluydu. Tam bize uygun bir örnek bu işte. Ne güzel örnekler veriyorsun. Bizde olur mu bu? Olmaz mı? Yani kulüp olur, başkanı olur size, ya. sen altyapıdan <laughs> sorumlusun dediği lan kapının dışındasın. Ya. Olur da <laughs> biz böyle hiçbirimiz görmeyiz onu. Bilmiyorum ne zaman olur. Şimdi artık son bölüme yaklaştık. Bir derbinin enlerini de ekrana getirip ondan sonra açılışta bahsettiğim gibi bu heyecanı defalarca yaşayan iki kıymetli isme anılarını geçmişten bugüne yolculukta biraz da böyle yüzümüzde tebessüm oluşturacak, biraz da ortamı böyle daha da güzelleştirmek için biz üstümüze düşen vazifeyi yapalım. Konuşuyor olacağız. Fenerbahçe Galatasaray seyirci rekoru 21 Eylül 2023 Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 70.125 seyirciyle kırıldı. Olimpiyat stadında. Bu benim onun ilk ortası oynadığım maç. Evet. İki, iki evet. Gündüz maç. maçı 2-2'lik iki, maç. İki, maç. Bir elle değil mi bir pozisyon Luciano var. Luciano'nun pozisyonu. Luciano'nun pozisyonu var. Bu ne, ne maçıydı? Lig maçı. lig maçı, niye orada maçı oynandı? Maçıydı. Fatih, Fatih Hoca yeni gelmişti Galatasaray. Lig maçı niye orada oynandı acaba? Galatasaray'ın şeyi mi vardı? O zaman Galatasaray'da. Yıkılıyordu. Ha, ha. Muhtin, tamam. Muhittin, Muhittin Boşat mıydı Hakim? Muhittin Boşat olabilir. Muhittin Boşat diye hatırlıyorum. Evet seyirci rekoru bu maçta kırıldı. Devam edelim. En çok görülen sonuçlar derbide 75 maç 1-0, 49 maçta 2-1'lik sonuçla tamamlandı. Bu Tabii derbide en çok görülen güzel. sonuçlar. O taraf da çok güzel orada. Yarın bunlardan biri olabilir. Bir de benim sonkla fotoğrafım vardı. Fenerbahçe'deki son derbimdi. Yarın Fenerbahçe bak bunlardan derbimiz. biri o dediğin ya olacak. O alttaki olacak. Alttaki mi? Gelelim bir daha <laughs> ekrana en çok görülen sonuçları. <laughs> 2-1 mi diyorsun? 2-1. 49 maçta... Bu sonuç alınmış. 75 maçta 1-0. Ev sahibi kazanacak. Yani Fenerbahçe kazanacak. kazanacak. Tersten 1-2 diyorsun. Hayır, bak bir yani. bu... Eyvah hocam ağzından çıktı 2 -3. Ben bugün ne yapmışım? Bak bir dakika. Hayır hayır. Allah söyle geç geç o iş. Fenerbahçe <laughs> kazanacak. Bak mesela ben bugün attığım <laughs> mesajda ne demişim? Allah Galatasaray kazanacak <laughs> diyor. Fenerbahçe kazanacak diyor. Şurayı sesli okur musun? Bak sadece burayı. İçimden bugün, bir biris bugün 1-2 ya da 1-3'lük galibiyet gelecek diyor. Allah tamam. yardımcınız olsun. Sen derbi maçında evet. söyle. Bırak hayır, sen. Bak, hayır. hayır. O yarın söyleyeceğim dedi. Sen <laughs> hayır, de yarın söyleyeceksin. Bugün deplasmandaydı ya. Evet evet. 1 2 3. Sen ne dedin 2 1. Allah söyletti. Fenerbahçe kazanacak. kazanacak. Yarına bırakın. <laughs> yarına o maç öncesi yayına eksen YouTube'a bırakın. <laughs> Aman sen o iddia içine girme. Niye? <laughs> yapalım en son yapalım. Yoksa, Lütfen şunları bitirelim en son yapalım. Saç kalacak ben değil mi? Ben şunu iki tane Brezilyalı da değil. İki tane Türk'te görmek istiyorum. Ama şu görüntüyü. Az öncekini bir daha verelim. Çok güzel görüntü o. Carlos'la Lincoln'un görüntüsü. Carlos'la Lincoln'un görüntüsü. Gerçekten yani Metin Oktay ve Can da gördüğü mü? Mesela. Evet. Geçen sene söylemiştim. Galatasaray'da bir genç oyuncu kim vardı ya? İşte Arda, Fener'den Arda Güler'le öbürü kim vardı o zaman hatırlamıyorum da. Şimdi yerli kim var? Baktığın zaman. Yerli bir barış var. Bir, var. bir de Mert Müdür var. Hocam kimse barış, göremezsin. Tamam. Şey de kalmadı. Galatasaray'da Barış zaman, kalmadı. Biz burada hepimiz birbirimize sarılırız yarın. Herhangi sorun ya olursa olsun ama. Barış Reis İsmail Onlar göremeyiz. zaten abi iyi arkadaşlar hepsi. İnşallah olur Onlar da, geçsin da geçsin. çok zor. Devam edelim hızlıca. Enlere. Rekabetin en golcüleri lig maçlarında 9 golle Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Metin Oktay ve 8 golle Aykut sevgili Aykut Kocaman, tüm kulvarlarda ise 27 golle ee, yine mekanı cennet olsun. Zeki Rıza Sporel. Devam ediyoruz. En farklı sonuçlar. 12 Şubat 1911 Galatasaray 7 Fenerbahçe 0 dur, İstanbul dur, Ligi Arkamdaki kim sarışın? Ayhan. Ayhan, Ayhan Akman mı? Ayhan o kadar iyi mi Yok Ayhan mı o ya? <laughs> Ayhan mı? Ayhan'a verildim ben de Ayhan'a verildim. öyle benzettim. Ama hangi sene bu? İşte bu 6-0'lık maç. 6-0'lık maç He, yok. Altı... bu değil değil. Bu değil mi o başka bir instance. Şey. Eee Yeni Ali Samendon'un aldığımız maç bu galiba. Orada da 2-0 yine. 6 Kasım 2022'de 2002'de de Fenerbahçe Galatasaray'ı 6-0 mağlup etti ki o maçın 6. golünü de Galatasaray 7-0 yenmiş biz. Şu anda evet. 1911'de. İstanbul Ligi iken. 1911. 1911 2002'de de Fenerbahçe 6-0 yendi. O zaten o maçta sen 6. golü attın hocam. Eee sondu. Hatırlamıyor musun hocam attığın 6. golü? Devam edelim. En fazla forma giyen oyuncu Oo. Mekanı cennet olsun yine. Kulübün önemli isimlerinden, kalecilerinden Panter, Turgay Şeren ben 55 ben maç. Evet. İyi. Son bölüm hocam. Derbide en fazla maç. Evet. derbi'de de en abi. Senede kaç derbi? maç oynuyormuş 55. Senede iki maç oynasa, 10 yıl oynasa 20 maç eder. Farklı oynanıyordu. Kupalar mı, daha. Tamam. Toplam. Toplam 400 oldu. Yarın 401'e çıkıyorlar iki takım uzun yıllarda devam edecek. Bizler burada olmayacağız, başkaları olacak ama bu ezeli rekabet, dostluk, mücadele, hırs her zaman var olacak bu iki camia arasında. Önemli olan futbol kazansın ve güzelliklerle geçsin. İyi şeyler konuşuyor olalım sonuçtan bağımsız. Ümit Hocam unutamadığın bir derbi anısı. Çok vardır da bu saha içinde olur, soyunma odasında olur, koridorda olur, maçtan bir gece önce olur, kampta. Şüphesiz tabii 6-0'da da çok acayip duygular yaşamışsınızdır elbette. Ben onu sana birkaç kere sordum. Biz, dışarıda yani da cevap alamadım. 6-6 yaptık Kadıköy'de içerilmedik. Bir İçerim de kupa mi? maçı vardı 7-7. 7-7 yaptınız. Senin oynadığın dönemde. Unutamadığın hangisidir? Ya, tabii ki 6-0'lık maç ama o bir 4, Ali Aydın'ın 4 kişi attığı maçta şey... Hasan Şaş, Bülent Korkmaz. Evet arka arkaya. 1-0 kazanmıştı. Alex'in bir son dakikada attığı gol vardı. Kupa maçıydı. Derbiler unutulmaz abi, kimse unutmaz. Ne Galatasaray'ı unutur, ne Fener'i unutur yani. Ne var hocam? Var benim de yani ama... Sunus'ta oynadığım dönemde var Galatasaray-Fenerbahçe maçı. İçeride 2-1 yenmiştik. Gerçi onu bir yerde daha anlatmıştım. Oğuz Hoca'yı tuttuğum maç. Onun bir gece öncesi şeyi var. Sen markaç mı yapıyordun? Hayatta yapmadım da ilk defa işte sen tutacaksın dedi bana. Oğuz'u. Adam adım oynayacaksın. E bir de derbide ilk defa oynayacağım yani şimdi... mecbur. Ya, oyna... Tamam dedim yani. Yapısın Yaş kaçtı çok... hocam? bir de orta saha işte, adam adamı. Akşam yani. Suvuz çağırdı beni. Onu anlatayım. Ya hocaydı Derval. Suvuz çok iyi. İyi hocaydı. Antrenörlü iyi hocaydı. Hocayla diyalogu da iyiydi. Ee, Ahmet akşam da yardımcısıydı. Onda da mı vardı? Vardı Ahmet Hoca. Derval da vardı, Felkamp'ta o vardı, Zigher o vardı. saftik'te var. o, vardı. o var mıydı? Yok, Hikmet hocaydı o zaman. Holman da o vardı. Bayağı vardı Ahmet Hoca. Çağırdı. Evren geldi Suvuz seninle görüşmek istiyor. Konuşacak. İyi dedim oynuyorum. Evet. <laughs> ama, ne, ama oynayacağımı bilmiyorum tabii. Geldi dedi Evren böyle böyle e, hocam şey yapıyor nasılsın iyiyim dedim. Yarın dedi farklı bir şekilde oynatmak istiyorum seni dedi. Yarın oynayacaksın ama dedi belki hayatında hiç böyle oynamadın. Zaten genç bir oyuncusun. Yani tarzın da buna teknik bir oyuncusun. Ama gençsin enerjin çok yüksek. Oyun zekan yüksek. Ancak işte dedi Oğuz Çetin'i tutacaksın ancak onun ona yakın bir oyuncu onun gibi yetenekli ona yakın oyun zekası olan bir oyuncu tutabilir diye düşündüm dedi. Hem koşup onu kapatırsın. Anladım. Ama dedi nereye gitse yakın ol. Yani top ona topu aldırma. Tabii ki alabileceği pozisyonlar olacak ama bizim kaleye yaklaştırma ve o ara paslarını attırma ayak dışı yani o kenarlardan. E tabii ilk önce ben biraz şey yaptım oynarım. Hiç şey yapmıyorum. Sonra tabii Hayrettin abi öğrenmiş benim oynayacağım. Kaleci. He. Orada da tabii içeride hep belli adam oynuyor onu adam adam her sene yani onlar orada bir şey var sonuçta. Yere işi var yani. Orada Lap diye gelip derbide oynayamaz. O zaman kim var? Tugay var senin pozisyonda. Tugay var. İşte evet. genelde Mert tutuyordu o o Çetin'i. Yani o o şey o maçlarında onlar o maçlarda o koşan adamı ona yakın oynatıyorlardı. Ee, böyle yaptı Hayrettin abi bana. Ümit. Ah bileyim, ah. Geçmiş olsun. Böyle <laughs> gece ben de abi yatacağım anasını satayım. <laughs> bana şey yapıyor. Sonra takılıyor kaçıyorsun. beni çok seviyordu çünkü. Yani o, o, da arkadaşı beni çok sevdiği için. Dedim abi ben dedim gerekeni yaparım sen merak etme. Ah evrenim ah. Abi ben 3 oldu 4 oldu bir uyuyamıyorum. Belki de sen oynayamam desen gidip söyleyecek evren. <laughs> ben <de. gülüyor> Belki beni tartıyorlar bilemez. Çünkü yani Tabii yabancı olduğu için bir Türk hoca olsaydı belki kadro değişirdi belli olmazdı. <laughs> Ama orada sabah kadar uyumadım. Mi? Belki evet. 4-5 saat uykuyla çıktım. Çıktık akşam. Oza bir de adım attırmadım yani bir kere de bir pozisyon geçti. Nereye gitse gidiyordum. Tuvalete gitse tuvalete gidecektim yani o durumda. Maçın böyle her yerde kovaladım. Maçı kazandık. Ee, çok Tuhaf da iyi bir şey. maç oldu. Yani o hafta da haftanın oyuncularından biri oldum. Soğuk bir şey oldu Bülent. Ne oldu hocam? Şu anda maçın skoru geldi. Peki o zaman hemen bitiriyoruz. <laughs> reklama gideceğiz. Son reklama gidiyoruz. Buyurun şuraya yazar mısınız? Sonuçları bende kalacak. Net bir Kapalı. Mi? Tamam kapalı Ümit Özat diye yazalım. Sen yine ondan beş tane farklı koyayım da hangi Yok. çıkarsa onu koyarsın. Eren Hoca da <laughs> süper. Tamamdır. Ben aldım burada her ikisinden de sonucu. Yarın gece not eleştiğinde atacağız. Bir reklam. Reklamlardan sonra birlikteyiz.